Mutlu Bey yetişti de bugün iyi niyetli olduğumuz halde. Avukat Halil İbrahim Ergitiren arkadaşımız Munculoğlu Belediyesi'ni kıskaca aldı. 962 milyon lira para ödedi. Ödediğim halde bugün 57 milyon lira dosya için bizim odayı boşaltıyor. Başkanın odasını boşaltıyor. Sıkıntılı bir arkadaşımız. Ama biz borcu 1 milyon borç ödemişiz. Geriye kalan çok bir borç yok. Ayın 16'sını bir yer satacağız. Borcunu kapatacağız diyoruz. Ama bugün illa odanı boşaltacağım dedi. İşte başkan odasını boşaltacağım dedi. İki başkan odasını. Boşaltsın. Ne yapalım şimdi yani? 7 tane arabamızı bağladı. Bizi hizmet ettirmiyor. 7 tane sağlık arabamızı bağladı. İnciloğlu'da her gün 50 tane insanı Aydın'a doktora götürüyoruz. Sağlık sıkıntıları var. Garibanların yol parası yok için. Evinden alıyoruz. Hastane evine bırakıyoruz. O arabalarımızı bağladı. Benim makam arabası bağladı. Yani bizi çalıştırmamak için. Bizi yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu avukat arkadaşımız. Söyledik, rica ettik. Başkan yardımcıların gitti, görüştü. İkisi gitti, görüştü. Hülya Başkanım bir sefer gitti. Randevu veriyor. Gidiyoruz. Kapıyı kapatıyor, açmıyor. Yani böyle bir sıkıntılı avukat. Ama gelip buraya şovunu yapıyor. Yapacak da bir şey yok. Ne yapalım ben şimdi? Mesela sıkıla sıkıla bu hale geldik. Bundan sonra sıkılmayacağım yani. Alsın gitsin. Yani İncilova'ya Ayten Kaysat sandalye oturur. Çadır kurar gün oturuz. Hizmet devam ederiz. Sıkıntı yok. İncilova halkı hizmette geri kalmayacağım. Bunları bu kadar sıktı halde, yaptı halde. Ben bunların bir tane şeyini kimseye açıklamadım. Kimseye dava açmadım. Ama bir sürü yanlışlar var belediyede. Bir sürü sıkıntılar var. Hadi dedik, lanet olsun, bırakın dedik. Ama adam arkadaş. Yani adam anlatamadık ya. Avukat, yani avukat değil de başka bir şey yani. Sağ olsun. Yani rica ediyoruz. Yatırıyoruz. Her geldiğinde yatırıyoruz. Yatırdım ben. Yatırdım para. Hepsi var. Tek tek verilme. Uşak Köle'den kalan borçların hepsini kapattım. Aynı bu avukata. Bu avukatın başka bir şey yok Türkiye'de. Belediyeden kim hatırlıyor? O dosyalar ödüyor. Otel parasını bu cebinden ödüyor. Öyle bir avukat arkadaş. Yani derdi bu. Uşak Köle'nin aldığı, çıkardığı 96 için tazminattan ödedim. Onu kurtardık. İşte benim çıkardıklarım geldi. Onların da. Çok sıkıştırıyorlarmış beyefendiye. Ödediğimiz halde. Yani böyle bir sıkıntı tablo var. Ödemesem haklı. Ama diyoruz ya, bitiriyorum para demişiz ya. Şurada kalmış dosyalar bittikçe geliyor. Bir tane dosya hemen damlıyor buraya. Acaba bu sabah ne zaman gelecek diye bakıyoruz. İşte şimdi çıktı geldi. Akşam üstü çıktı da. İlla bir odana boşaltacağız dedi. Pazartesi kapatalım. Pazartesi borcu kapatalım. İşte İlla Başkanım teminatlı olmuş. Pazartesi paralarını demiş. Ödeyelim. Hayır diyorlar. İlla odaya boşaltacağız dedi. Yani. Böyle bir şey. Böyle bir tabloyla uğraşıyoruz ya. Belediye çalışamaz getirmek ya. Hastaları götürmesin. Çalışmasın. Makam arabası. 7 tane arabamız var ya. Günah. 7 tane arabamızı. Bir tanesinin işte bu Samet var bizim, biliyorsunuz Samet'iniz var. Annesi, Samet bir yaşlı teyze, gittim icra deposuna aldım geldim ya. Yani polis kaldırmış oraya araba içinde. Dedim ya polise kardeşim sen bunu görmedin onları dedim. İndikten sonra gördüm dedim. Kusura bakma başkan dedim yani. Polis bile götürmüş oraya yazık çocuğa. Yani orada bile çıldırdık yani. Yapmışlar Allah biz ödüyoruz yani borç ediyoruz. Allah'a şükür Rabbim de yardım ediyor. Ödüyoruz yani. Hiç sıkıntı yok bugüne kadar dedik yani. Hiç duydunuz mu? Bundan başka bize borcumuz yok dosya. Var, devlete var. Devlete borç yok. Bu devlet olan borç etmez. Ne kadar borç var şimdi? İcralık borcumuz. İcralık borcumuz yok. Bundan başka. Hiç kimse. Hiçbir hesabı icralık borcumuz yok. Yani bu adam. Bu adam bizi bu adamızdan en demesini burnumuzdan getirdi. Yani bizi huzur bir şey bırakmadı yani. Ama ne yapalım? İşte canımdan dolayı ya. Sıkı sıkı buraya geldi yani. Alsın gitsin abi.